Şimdi elektroskop nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Kavanoz, kavanozun kapağı. Keseceğimiz bakır telimizi kavanozun boyuna göre kesmemiz lazım. Az bir şey, bir 5, 6, 7, 8 santim uzun olsun. Çünkü bunu daha sonradan şu şekilde kıvıracağımızdan şu şekil kavanozun kapağında da kalma payı kalacak. Yani ona göre kesersiniz. Kavanozdan az bir şey uzun olsun. Şimdi kavanozun kapağını delmemiz lazım. Ben evde pratik masanın üzerinde şöyle şu şekilde yapıyorum. Deldim. Bunu buradan takacağız bu şekilde. Bu şekilde duracak. Bunu tutturacağız. Bu şekilde kalacak. Şimdi ikinci, üçüncü aşamalara geçiyoruz. Şimdi bu deldiğimiz yerden bu bakır teli geçireceğiz. Bakır tel ince, delik büyük olduğu için sallanma olacak. Sallanmasın diye bantlayacağız bu kısmı. Ben bir içeriden deliği kapattım. Bir de böyle üstten. Bu şekilde. Böyle sürpriz oldu. Bu şekil yaptık. Bantlayacağız. Bu şekilde koyacağız. Şimdi bunun için üzerine iki tane alüminyum folyo parça koyacağız. Bu şekilde kestik. Şöyle böyle bir düzleştirelim. Şimdi bu parçaları alıyoruz. Şöyle önceden deliyoruz ya da deldiyseniz deliklerinden takıyoruz böyle. Ayrı bir şekilde duruyorlar birbirine. Kapağımızı takıyoruz. Kavanozun kapağını kapattık. Benim ufak kızım bir tane böyle kar topu gibi yapmış. Bunda elektrik iletmesi biraz zor oluyor. İnsan kafasını parçalayabilir. Bunda elektrik biraz zor iletiyor. Şöyle ufaktan göstermelik olsun diye ben küçük yap. Ayakkabı çekeceği keratayla şimdi çalışıp çalışmadığına bakacağız arkadaşlar. Balonla da deneyebilirsiniz. Şöyle pantolonuma sürüyorum. Isınıyor. Bakın yaklaştırıp bıraktığım zaman yapraklar kımıldıyor. Şöyle pantoloma sürdüm. Sıcak oldu. Elektrik vermeye görüyorsunuz. Bu kadar. Başka bir hiçbir şey yok.